Öncelikle saçından bayağı. Bugün konuğumuz canımız Esra'mız. Esra Sarı'nda tekrar beraberiz. Hoş geldin. Kalk bir çay. Ne olacak ya? Olay Yeri Sanat YouTube kanalında yaptığımız 3+1'in ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz diyelim. Bugün konuğumuz hepinizin blurlu suratla tanıdığı canımız Esra'mız Esra Sarılı. Tekrar beraber. Hoş geldin. Hoş geldin Esra'cığım. Hoş geldin halkın sesi. Sen gerçekten halkın sesi olarak devam edeceksin bundan sonra olay yerinde yaptığımız her işlerde. İş hayatımda da halkın sesi olduğu bir şey. Devam ediyor. Nasılsın? İyidir siz. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Siz derken... Hepiniz. Tek tek sorun. Yani ben de bir an... Olay yeri. Sizler nasıl? Evet, olay yeri nasıl? İyi. Olay yeri güzel. Böyle bir şeyler yapıyoruz işte. İkinci bölümümüzü çekiyoruz. Bakalım. Evet. Heyecanlıyız. Ve direkt... çok özür dilerim. Yok buyurun. Teşekkür ediyorum. Direkt Esra'yı tanımamız için ben yine sorularımı hazırladım. Ne zaman dersiniz başlayalım. Okey bence direkt başlayabiliriz. Tamam. Sen bir şey diyecektin. Ben galiba öncesinde şey istedim bir halkın sesi taklidi gelir mi diye ama. Gelmezse de. Yani aslında direkt ben o hikayeyi kaydettim. Elimizde bunun kanıtları var, mevcut. Evet. Tamam. Onu vuf diye yapıştırabiliriz. Evet evet kendilerini tanıyorum. Kadıköy'de yaptıkları birkaç işe de şahit olduğum o zaman paket servisleri yoktu. Gününü anında daha iyi hale getirebilecek şey nedir? Müzik. En çok sevdiğin şarkı hangisi? Böyle bir spesifik şarkı yok ama dans etmeyi seviyorum. Yani öyle çalgınca. Oscar and the Wolf falan böyle bir olunca böyle delice evde dans edebiliyorum. Tabii Serdar Ortaç da buna dahil oluyor. Sen gelmeden 5 dakika önce burada Serdar Ortaç dinliyorduk. Müzik yükseltiyor beni. Güzel, evet. Süper. Senin? Harika. Benim şey diyorum, kitap okuma harika. Şiir okurum. Şiir dinlerim biraz. Yani şey, vallahi ne yalan, YouTube'da direksiyon yapımı video var. Benim aşırı ilgimi çekiyor yani. Oturuyorum böyle. Eurotruck. Evet, Eurotruck videoları. Videoları açıyorum. Direksiyon nasıl yap? How to make direksiyon yapımı. İngilizce yetmedi. How to make direksiyon yapımı. How to make de. How to make de. 5 yıl İngilizce. Ben bu camları açıp hava aldığım zaman da güne kaldığım yerden aynı enerjide devam edebiliyorum. Yani öyle şey, fiziksel şeyler de var bende ama İlk aklına gelen oydu. Yani en çok sevdiğin şey direksiyon olduğu için. Evet. Ben de böyle oturayım işte kahve olsun falan, böyle sakin bir an yakalayayım. Güzel bir müzik rahatlatıyor beni de. Çocukluğuna bir öğüt verecek olsan bu ne olurdu? Çocukluğum çok güzel geçti. Bir döneminde sen de vardın. Çok büyük döneminden. Hala da varsın. yani bir öğüt vermezdim herhalde. Biraz daha o günleri yaşadığımın farkına varmak isterdim. Yani çok güzelmiş. Mesela kar yağıyordu. Evet. Kartopu oynuyorduk dizimize kadar. Evet. Sokakta oynayabiliyorduk. Yani güzelliğinin farkına varabilseymişim keşke. Başka bir öğütüm yok aslında. Çok güzeldi, güzel çok güzeldi çocukluğum. Hüzün. Bu böyle çok duygusal bir evet. Çok duygusal başladı. İnandan başlayayım. Sen ya ben de normalde şey diyecektim, kendime derdim ki işte annenden gizli denize kaçma falan derdim ama yani evet, zamanın tadını çıkarmayı daha çok isterdim. Çok böyle lise hatıralarından böyle çok hani hemen şunu anlatayım diye aklıma bir şey gelmiyor mesela, ya da ilkokuldan ya da daha çocukluktan çok oturup düşünmem lazım böyle ne anlatabilirim diye. Demek ki hatırlamıyordum bir şey yani bayağı. Evet. Niye bu kadar duygusuz bugün? Ya soru çok duygusal. Sorularım da duygusal. Çocukluğuyla ilgili şeyler. İstersen şöyle koltuğa uzanabilirsin, sonra da devam edelim programa. Hiçbir şey dönmüyor. Çok ihtiyacım var. Berat senin? Ya benim öyle bir şeyim yok ya. Hani ben istediğimi yaptım, istediğim şekilde geçirdim çocukluğumu. Keyifli bir çocukluk geçirdim bir de. Hiçbir şey için pişman değilim. Aklım hala yapamadım. Yani o yüzden bir şey yok benim yani, bir sıkıntım yok. Eğer yaşantını arkadaşlarından biriyle değiştirme şansın olsaydı bu kim olurdu? Hadi bakalım. Çok tehlikeli bir soru.
Çünkü geçmişimde bilen biri olarak. Kim olurdum? Herhalde şu an Necem'le değiştirmek isterim. Kendisi Amerika'da. Evet. Selamlar Necem'cim. Necem'i tanımıyoruz ama biz de Necem'le hayatımızı değiştirmek isterdik. Yani ne olur değiştirelim. Çok hızlı gidiyor ya. Hızlan dediniz çünkü. Tamam, aramızda konuştuklarımızı konumuzu bir konuşalım arkadaşlar. Çabuk gönderelim. Her şeyi bilen büyülü bir küren var ve tek bir soru hakkın. Ne sorardın? Ne sorardım? 5 yıl sonra nerede olduğumu sorardım herhalde. Neden 5 yıl? Yani en azından şuradasın derse o 5 yıl içinde o yolu değiştirebileceğimi düşünüyorum. Çok mantıklı cevaplar. Ya bir şey diyeyim, evet. Böyle ben bir de çok ciddi ve duygusal söylüyorum böyle. Ben üzerine şaka yapmak istiyorum ama böyle olay içinde. Her şeyi bilen büyülü bir küren var. Ve tek bir soru hakkın. Ne sorardın? Bir de şeyi de sorabilirdim. Kim beni gerçekten seviyor? Onu da sorabilirdim. Ama bu çok kırıcı da olabilirdi yani. Beklemediğin bir cevap aldığını düşünsene ama yani. En azından ona değer var. Yine çok pragmatik oldu ama. Meğer beni sevmiyor. Ben niye ona değer vereyim? Halbuki ben çok sevdiğini düşünüyorum. Direkt çıkarır mısın çok hayatından? Değer veriyorum falan. Mesela dedi ki işte... Yüzdesini versin bana. Madem bu kadar sihirli. Çok mükemmel bir bilimsel program oluyor yani. Pragmatiklikler. Seviyor, sevmeye devam ediyor. Yükleniyor falan. Ben ona göre daha fazla ilgimi... Yani %51 olanı hayatından def ediyor. Sevgi böyle bir şey mi? O yüzde... Ya en azından... Yüzdesine yok bağlı. Bazen şey olur ya, sen birini çok seversin ama karşıdaki belki hoşlanmaz yani. Şimdi sen bir şeyleri onun için çok yapmak istiyorsun, çok da zevk alıyorsun ama karşıdaki bundan mutlu değil. Bir şair olsaydın kim olmak isterdin, neden? Turgut Uyar olurdum herhalde. Neden de gör bakalım şiirini çok sevdiğim için. Tamam, Robert Atom olsun. Ben de Cemal Süreya herhalde. Çünkü onun duygusunu çok hissedebildiğim için. Biraz yaptığım kurabiyelerden yiyeyim. Yiyeceğim ama... Gülhan'a mı yoksa? Hayır. Keşke Gülhan'a olsaydı. Çünkü daha güzel olurdu. En sevdiğin kelime? Kelimem. İyi ki varsın herhalde böyle. Birinden duymak istediğim. Ama tek bir kelime. Yanındayım. O zaman. Birinin yanında olmasın. Güzel bir kelime. Önce bir kaç dakika. Bu kadar yeter. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Gerek yok. Çalışılmış gibi oldu. Ay, ben supleyi verdim. Siz girdiniz. En sevdiğin kelime? En sevdiğim kelime şaka ya. Şaka çok enerjik geliyor. Çok. Evet, güzel gerçekten. Hayat dolu bir kelime geliyor. Yani. Ben hareket galiba böyle. Bir heyecan falan gibi bir şey satıyor bana. Ayrıca şaka büyük ünlü uyumuna da uyuyor. Bütün şey, severiz. Benim de mucize sanırım. Yine egale olmalara doyamadığımız bir program oluyor. Çünkü ben bunu düşünmüştüm. Kimse söylemesin mucizeyi. Aynen. Sahip olmaktan gurur duyduğun özelliğin? Güçlü olmam sanırım. Son yemeğini yiyeceksin. Ne olsun isterdin? Yine bir duygusal. Yemek. Evet. Ne olsun isterdim? Ölecek mi sonrasında? Niye son yemeği? Son yemeği. Bilmiyorum. Soru. Son yemeği ne olsun isterdim? Hiç düşünmedim bunu. Esra düşünürken sizin cevabınız evet, var mı? Evet. Hiç aklıma gelmedi. Benim son yemeğim meyhane pilavı ya. Ben aşırı bayılıyorum meyhane pilavına. Ben içli köfte diyebilirim ya. Mercimek çorbası herhalde. Fakirliyim. Sizi kültüren seviyemi. Ben çok severim, bilmiyorum. Benden size bir kıyak olsun. Mesela yemeğini yedin, içeceğin yanında şu da olsun falan da olabilir. Yani sevdiğin 3-4 şeyi söyleyebilirsin. O zaman çorbayla başlayayım mı? Başla, yani. Çorbayı koyalım. Tamam. Çorbayı koyalım. Tabii ki olsun. Köfte, annemin köftesi çok güzel olur. Köfte olabilir. Patates, kremalı patates fırında o olabilir. Tatlı olarak pasta olabilir, frambuazlı. Karışık bir yine. Bir de alkol alırdım. Çıkarım yani. Versem mi bütün saydıklarını? Son yemeğim. Ay Allah korusun, tövbe yarabbim.
Oy yok, bunlar kayıtları kesin. Sizin tekrar güncelleme ben, ister misiniz? Yok ben sadece meyhane. Meyhane pilavı, ayran ya da kola. Yok ya gider ayak kazım azdı gibi. Ayran iyi, ayran iyi. Son yemeğinizi yediniz. Bir yemek veriyorlar. İstediğiniz yemeği seçiyorsunuz. O yemeği yiyorsunuz. Dünyanın sonuna kadar toksunuz. Ölene kadar. Ya da hiç acıkmıyorsunuz yani. Ya da normal bir şekilde hayatınıza devam ediyorsunuz. Yemek yemeyi devam et dersiniz. Evet. Yoksa kesinlikle devam ederim. Yemek yemeye devam ederim ya. Ne kadar güzel yemekler var dünya üzerinde. Ben tok olmayı seçerim. Ya o yemeği yapma süresi, yemek masrafı, her şeyden kurtulursunuz arkadaşlar. Abi ama şöyle düşün yani. Atıyorum cipsle doydun ve 50 yıl boyunca hep cipsi hatırlayacaksın. Ama neler neler var. Mesela biz Ukrayna'da bir çorba içmiştik. Borşka'ydı. Mükemmel bir çorbaydı mesela. Mercimek çorbasının yanından böyle 150 km hızla falan geçebilir ama çok güzel bir çorbaydı mesela. Hani o yüzden kim bilir daha tatmadığımız neler var. Evet yani. Ya bence de kesinlikle. Bunlar dünyevi şeyler. Bunların irmik elması falan. Fıstıklı falan. Tavuk pilav. Maklube. Geçen yıl ne yapmadığın için pişmansın? Pandemi sürecinde mi? Evet, şimdi 2021'e girdik. Spor yapmadığım için pişmanım ya. Böyle çok kantalı hissediyorum kendimi. Bir de bir ev arkadaşım olmadığı için çok pişmanım. Yalnız geçmiyormuş. Ay karantina, komple yalnız mı ne karantina? Evet. Kedi bulaydık keşke sana bir tane. Yani o da bir bilemedim, sorumluluk gibi geldi. Ama Esra sen de şimdi. Ev arkadaşı diyor kız. Sen kedi diyorsun. Çok seviyorum. Yani, kalk bir çay koy. Ne olacak ya, elinde yumak olurdun kedinin. Yani elektriğe falan ortak olacak böyle lazım o süreç. Çünkü daha da masrafım var böyle onun. Tabii canım. Evet. Kumuydu. İşte sorumluluktan kaskım aslında. Doğru. Doğru dedim. Bir de çok nazik bir şekilde sanıyor ki. Yok ya sorumluluk. Param yok. Bak sesini yok. Sesini bir daha alıyorum. Ya, Allah Allah. Kiramı veriyorum 500 lira, para alıyor. Ne yapacağımı da bilemiyorum ya. Arkadaşım var Amerika'da ya. Devam ediyor. O Haziran'da mezun olduktan sonra gezmek istiyordum normalde. Bayağı bir sırt çantamı alayım. Yaz boyunca bir turlayayım, gezeyim diye. Onu yapamadığım için pişmanım ama yani yapamazdım zaten büyük ihtimalle. Tüm eski anılarının silinmesi mi? Hiç yeni anı biriktirememek mi? Birini seçmek zorunda mıyım? Evet. Yani yeni anılar biriktirirken eski yaşanmışlıklarımdakiler de benimle hala devam etmesi gerekenler ediyorsa onlarla yeni anı biriktirmiş olurum. Eskileri de bir şekilde almış oluruz ama eski insanlar eskide kaldıysa yeni anı biriktirmeyeceksem onlarla gerek yok zaten, eskide kalsınlar. Esra hayatta hiçbir şey üzemez arkadaşlar. Asla. Her gece ağlıyorum. Her gece. Şimdi bu sana ayrılan bölüm. Tamam. Şurada çiz istersen. Alırsan önce kameraya göstereyim. Görmemeleri gerekiyor değil mi? Şöyle. O zaman şöyle çizeyim. İlkokulda bizim Esra ile bir anımız var. Tamam. Direkt çiziyorum değil mi bunu? Çok kolay baktım ama. Gerçi kolay da bir soru aslında. Çok iyi resim. Direkt çiziyorum. Olabilir. Evet yani bir şey söylemiyorsun, çiziyorsun. Onlar da. Hadi bakalım. Esra fena çizmiyor ama ilkokulda bizim bir arkadaşımız vardı. İzlerse eğer kendisi çok güzel resim yapardı. Biz de nedense küçükken bir kıskançlık mı varmış? Onun çizmediğini düşünürdük. Esra burası atası mı? Falan diyorum. Böyle müzik koyalım altta. Çünkü çiziyordu diyor. Arkadaşınız biri izliyorsa çizmiyordun. Gösterelim kameraya da. Rick and Morty. Kaktüs. Kardeş sordum. Şaka yapmıştım ya. Şaka yapmıştım. Evet. Tamam şimdi alttakine. Hadi bakalım şimdi bunu çiz. İnan kolay soruyor burada. Yani. Sonra puanları alıyorsun. Ceza kısmında sana geri dönüş olmasın diye. Yani bence anlaşılması gerekir. Görelim. Çok. Çok kolay. Kanguru. Güzel çizdi ama. Çok tatlı. Yani benzemiyor ama en azından. Şimdi buradan bir kağıt seçiyorsun. Tamam. Seçeyim mi şunu? Evet tabii. Şunu seçtim. Evet. Seçiyorum. Tabii. Kınıklı kılıbı kırpındı kıyasettin, kırımlı kıl kuyruk kıtmeri kıkır kıkır kıkırdatarak küs kütük küçümen küfeci külhaniyle külüstür kürşatı külünklü küngür üstüne küt telek devirdi.
Onu açmıyoruz. Onu açmıyoruz. Daha kolaysa belki. Öyle bir şey yok. Okay, buyurun. Bu bir sonraki beceriyorum. Programda kullanacağım. Ben takatukaları çalışmıştım onlara. Kınıklı kılıbı kırpıntı kıyas ettin. Kırımlı kıl kuyruk kıkır miri kıkır 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 tutarak kötülük küçümen küfeci külhani ile külüstür külşatı külünlü küngür üstüne kütlederek devirdi. Ama bence gayet iyiydi. Yazın da kötü olabilir. Evet, ben yazın biraz kötü olabilir. Ama hiç fena değildi. Evet. Bravo. Ben peki okuyamadım. Şimdi ben kendi puanımı hemen söyleyeyim. İkisini de çizdi. Siz de bildiniz. Benden 10 tam puan aldı. Ben en son söyleyeyim. Sen en son mu söyleyeyim? Ya da ben söyleyeyim sen. Seninki belirliyor ama. Evet evet. Seninkiler tek tek olduğu için. Ben söylüyorum. Hazır mısın? Kaç üzerinden? 10 üzerinden. Tamam. 7. Tamam bence 7. 17 puandasın. Cemre'den 20 tam puan alırsa da 20'de kalıyor. Kart çekiyor. Kart çekecek. Ha, evet. Geçti artık. Evet. Evet, puan değiştiremezsin. Bilseydim daha düşük verirdim. Kurgucun işini kolaylaştırdı. Cemre efekt koydu buradan. Ben de 9 puan vermiştim. Sadece çorba, mercimek çorbasını kırdım. Baroş bundan çok kaç ama oldu? Zaten ben 10 versem de bir şey değişmiyordu. 26. Berat şimdi yüzünden. Ben bunları hiç unutma. İlk bölümde yaptığım hataya düşmeyeceğim. Kalklar aşağıda. Aksi de bana yaptıklarını unutmayın. Bu iki oldu. Ya. Ben gerçekten bilenmiş gibiyim. Bence Esra sana biliniyor giderek. Hayır benim önceden şey var. Demek ki Cemre'nin çok yakın arkadaşı. Fazla yok. Şimdi sana 3 tane kart sunacağız. Bunlardan birisini seçeceksin. Bakalım neler olacak. Bu sefer aşağıda karıştırdım. Tamam süper. Yonca. Yok hiç. Yonca gördün mü? Yonca da oradan tahmin ediyor. Seçiyorum. Dım dım. Şu olsun. Biraz yavaş aç, biraz yavaş aç. Açtım artık. Hadi bakalım. Ne oluyor? Bu... Çarpı iki. Kıyamam. Gerçekten İki tane mi hediye alıyor? Kıyamam. Cezan ikiye katlandı maalesef. Tamam. Ne yapıyorum? Gösteriyor muyuz cezanı? Camları silerek başlayabilirsin. Önce bir kolonya dökmedim. Bir dökeyim rahat. Bir soğukla versen ben anladım cezayı. Cezayı unutturmaya çalışıyor cezanı. Hiç çok mu? Bu kadar mı ağır ya? Suçum ben yani... Öyle böcekli böcekli bir şey değil değil mi? Tamam böceği yiyeceksin. Biz onu hazırlayamayız zaten. Aç Esroş'cum. Açayım mı? Ne bu? Pul biber mi? Evet. Aa, tamam acıyı severim ben. İyi o zaman. Arkadaşlar tamam. Ceza seçimleri mi? Gerçekten bir önceki bugün beni üzemeyeceksiniz ama. Seni kimse üzemiyor ki. Biz üzelim. Hepsini mi bitirmek zorunda? Yok. Hayır. Sadece iki kaşık. Normalde bir kaşıktı. Antep'ten geldi. Onu söylediğin iyi oldu. Çok severim. Biraz az doldu. Koşarak Beşiktaş'a. Evet saçım az doldu. Çok dolma gerek yok. Şimdi torpil geçmek falan yok. Bir kaşık mı yiyorum? Yok iki. Kaşık oldu işte. Maalesef çarpı iki olduğu için. Dur şöyle yiyeyim biraz. Şu an bir kaşık. Bir tane az edintisini sadece. Abartmayın gayet iyi. Tamam ya hadi tamam. tamam. Bir de iki kaşık yiyecek. Var değil mi? Boğazıma kaçmaz değil mi? Kurkur. Sen bayılıyormuşsun burada programı. Sesin yapmıyor. Ekmek yok mu? Liyakettin bana mısın? Yeter kız üstüne döksün bari ya. Yusuf'un bir şey istersen vereyim zeytinyağı. Tamam bir kaşık daha. Tamam ye ye. Değil mi? Yiyeceğim, yemeyeceğim. Ye ya yok esneklik göstermeyelim. Tamam. Kimden bundan gelecek son bu programı. Tamam bravo. Gerçekten. Ya diyeyi evet. De verelim diyorsun. Esra çünkü çok sempatik ve çok duygusal geldi. Acıyı da yedirdik ama yine de evet. Boş göndermeyelim bence ya. Öyle sanki şey. Teselli değişim. Mazeratim. Ya da böyle şey Mehmet Erenbil'in programları falan. Seni boş göndermek istemiyoruz. Çarkı felekte ne odası, ne hediye odası böyle gidiyor. Evet evet. Sana televizyon da vereyim falan. Şöyle. Ya çok şık bir şey. Açabiliyor muyum? Tabii ki. Şöyle veriyoruz. Ya çok teşekkür ederim. Güle güle kullan. Kullandıkça bizi hatırla. Olan yeri ne hatırla. Aa çok tatlı. Çok güzel. Evet, biz bu videoyu çekerken hala yılbaşı şeyde. Evet. Hepini ağlayacağım kapatın. Ya.
çok zaten tatlısınız. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Kahvenle size söz verdiğim story'yi atacağım. Halkın sesi. Halkın sesi kahve içiyor. Evet. Halkın sesini bekliyoruz bu. Çok tatlı. Hanımlar beyler, olay yerinin ikinci programında sizler dedik. Konumuz Esra Sarılı. çok güzel bir program oldu yine bizim için. Biz çok eğlendik. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Sizleri seviyorum, öpüyorum. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Evet.